Amerika Birleşik Devletleri'nin Husi'leri vurduğu noktada Husi liderinin öldürüldüğü iddiası yayılmıştı. Fakat bununla ilgili son dakika bilgisi var. Husi lideri öldürüldüğü iddiası gerçek dışı. Yerel kaynaklara göre Abdülmelik el-Husi bugün saldırı ihtimali sebebiyle yer değiştirmiş ve şu an yeri bilinmiyor yerel kaynaklar Abdülmelik El Husi bilinmeyen bir yere götürüldü. Yani Husi lideri öldü iddiası gerçek dışı. Ee, öldürülebileceği e, ihbarı mı alınmış? Son dakika bilgisi geçirmiş. Evet, biraz Hemen şey, yerini apar topar değiştirmişler. Yani biraz anladım. da e, Yemen tarafından da bu haberler Yemen devleti tarafından da e, veriliyor. Arap medyası Yemen'den kaynaklı bilgi alanlar orada hedef alanlardan birisiydi diyor. Onlara muhalif olan Husi kaynaklarda tam tersine yeri değiştirildi diyor. Ama bir şey var, bir belirsizlik var. Onu ifade edelim. Şimdi. Genelde bir yöntem var da bu konuda müsaade ederseniz. Bu evet tür suikast şeylerinde, eylemler ya da bu tür işte liderlere yönelik saldırılarda. Bunu Saddam döneminde yaptılar çünkü. Hemen saldıranlar yani Amerikalılar şöyle bir şey söy söylerler. E öldürdük biz bunu. Şimdi o arada bu habere cevap vermek için lider çıkıp aniden derhal cevap verirse en son yerini belli için havadaki uçaklar bir de tekrar gidip onu vurur. Hmm. Yani o yüzden hani niye bekliyorlar? Bir geçsin biraz zaman. Ee, bölgedeki askeri hareketlilik ve varlık ortadan kalksın ki kendisini gösterdiğinde ikinci bir suikast saldırısı olmasın diye. Bunun sebebi bu. Nasrallah'da da 15 saat, 16 saat sonra Tabii, evet. Tabii Nasrallah'ın yerine geçecek Ama kişi değil. Nasrallah'ı de ilk, Nasrallah ilk de, saldırıda vurmuşlardı, vurmuşlardı abi. Yani. Yok vurmuşlardı yani. açıklama hani Nasrallah'ın, Hizbullah'ın evet. açıklaması dedi ya biz açıklama yapıncaya kadar kimseyi Tabii. ciddiye almayın yani diye. Yani burada hani genelde şey ölmemişse eğer bir süre bekleyip ondan sonra söylüyorlar ki söyledikleri zaman yeri belli olup tekrar ikinci bir saldırı olmasın diye. Tabii yani. şimdi Bu bir İsmail Haniye Hamas lideri vuruldu. Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah vuruldu. Yemen'de de Husilerin liderinin hedef alınması çok şaşırtıcı olmaz. Ama o konuda gelen bilgiler çelişkili. Arap kaynakları vurulmadığını, yaşadığını söylüyorlar. Şimdi aslında burada tartışmamız gereken bir diğer başlık da... Ee, Husiler bu ihbarı aldıysa bunca suikaste İran nasıl alamadı diğer suikastlarda Sayın Selvi. Yani şöyle burada birkaç şey var. Mesela biz bu çağrı cihazlarının ve tesislerin patlamasında da hep teknik yönünü konuştuk. Ama asıl önemli olan şeyin Hizbullah'ın bu çağrı cihazlarını almaya karar vermesi, sipariş etmesi, ikmal zinciri buralara kadar sızmış olmalarıydı. Onun üzerinde çok durmadık. Durmadığımız işte Nasrallah'ı vurduklarında da ortaya çıktı. Mesela Nasrallah'ın vurulmasıyla ilgili olarak bir İranlı ajan takip ettikleri, iki kadının da sorguda olduğu söylendi. Hmm. Ve burada e, uzun süre buna hazırlanmışlar. İşte Lübnanlara ulaşacak e, Lübnanların telefon listelerine kadar ele geçirmişler ciddi bir istihbarat çalışması yapmışlar ama bu sadece Mossad'ın değil CIA'nın da de desteklediği bir istihbarat çalışması olmuş. İşte e, İsmail Haniye'yi Tahranda vurmaları da herkese yani bu konuda istihbarat çalışmalarının güçlü olduğunu e, gösteriyor. Biz bunun üzerinde çok fazla durmadık. Bir ikincisi de e, Gazze'de doğrudan bir kitleyi ee, halkı Filistinler imha eden bir proje uyguladılar ama Hizbullah'a karşı bir yandan çağrı cihazları ve telsizlerin patlamasıyla kara savaşında etkili olacak orta kademedeki komutanları önemli ölçüde etkisiz hale getirdiler, şehit ettiler. Ardından lider konseptini uyguladılar, liderlerini ortada kaldırdılar. Şimdi de yoğun bombardıman yapıyorlar. Bir yandan karadan girmeye çalışıyorlar. Hiçbir savaş diğer savaşın benzeri değildir. Burada da farklı bir konsept uyguluyorlar. Ben burada şunu da altını çizmek istedim. Reklama gitmeden önce söylemeye çalışıyordum. Hamane'nin açıklamalarından şunu gördüm. İran bu savaşa girmemek için her türlü stratejiyi uygulayacak. Yani o silahı göstermesi ben savaşa da hazırım diyor ama girmemek için her türlü strateji uygulayacak. Ha doğru olan o mudur? Yani İran'ın doğrudan savaşa girmesi demek e, savaşı da bölgeye yayar, daha da tehlikeli bir hal alır. Ama İran'ın da bu savaşı Dübnan'da durdurmak için bir takım şeyleri yapması lazım. Yani çok edilgen, pasif bekleyerek bunu gördük ki Gazze'de müdahale etselerdi, Cumhurbaşkanı dedi ki Anadolu'nun savunması Gazze'den başlar. Bizim içimizde de birileri bunu anlamadı. Şimdi geldi Lübnan'a, Lübnan'dan Suriye'ye sıçradı. Şimdi şimdi anlamaya başladılar. İran eğer 7 Ekim'de e, Gazze'ye müdahale ettiğinde İsrail, Hizbullah'la, Husi'lerle, Hamas'la, diğer vekil unsurlarıyla, Haçlı Şabisi'yle devreye girseydi, belki bu savaş Gazze'de çünkü karşısına bir güç konulurdu İsrail'in. Gazze'de bu kadar etkili olmazdı İsrail. Belki Lübnan'a bu kadar yansımazdı. Ama orada sadece bu iş Hamas'ın işi olarak bıraktılar. Hatırlarsan Hasan Nasrallah'ın ilk açıklamaları da tam bir hayal kırıklığıydı. Tabii canım. Ne oldu? İsrail'in karşısına bir güç konulmadığı için İsrail Gazze dişini tamamladıktan sonra Batı Şeria'ya yöneldi. Batı Şeria'dan Lübnan'a yöneldi. Evet. Böyle Yayılarak devam ediyor. Fulya burada bir şeyi Peki, çok yapalım, özür dilerim. Fulyaya bağlanmadan göksü çok çok kısa bir şey söyleyeyim. Buyurun. Şu ana kadar İsrail'in saldırdığı iki siyasi parti Hamas'ta Hizbullah'ta Batının terör listesinde yer alıyor. Şimdi İran'a yönelik yapacağı her şey mesela bugün Hamene'ye suikast düzenlenebilir. Yok bir ülkenin dini liderini öyle kolay kolay suikast düzenleyemezsin. Şimdi o aradaki farkları da atlamamamız gerekiyor. Yani İsrail'in en fazla yararlandığı boşluklardan bir tanesi Hizbullah'ın ve Hamas'ın Batı tarafından terör örgütü kabul ediliyor olmasının avantajı. Bu çok önemli bir nokta. Çok Zaten kullandı de, onu. Diyor ki ben Hamas'ta Filistinlerle şey Gazze'de Filistinlerle savaşıyorum demedi. Hamas, Hamas. terör örgütü dedi. İşte, Lübnan'da yani, da, da Hizbullah'la savaşıyorum diyor. Lübnan'la savaşmıyor. Onu onu konu. Onu İsrail müthiş e, iyi kullandı şu ana kadar. Ama şeyde de yani İsrail'e yönelik saldırılarında da bu bence biraz geri tepti. Çünkü özellikle Şam konsolosluğunun İran vurulmasının bir açıklaması yok. yok yani hani uluslararası bağlamında. Dolayısıyla işine gelirse terör örgütü olarak kullanıyor. İşine gelmezse de herhalde bana saldıracaktı meşru müdafaa olarak. Şu şöyle nasıl İran Birleşmiş Milletler'in meşru müdafaa hakkını kullandı. Ee, İsrail'de 7 Ekim'in meşru müdafasına her tarafa Peki. ama özellikle de hani bu iki grubu çok rahat vuruyor. Ya, onda Şu tamam. dakika ya özelinden sadece yani. son dakika üzerinden gitmek istiyorum. Gürkan Demir'e gidelim. Gürkan, e, Husi lideri öldü iddiası gerçek dışı deniliyor. E, bu konuyla ilgili e, bilgi var mı orada elinizde? Ben ilk iddia gündeme geldiğinden beri hem İran basınını hem de Arap basınını taradım ama bir bilgiye rastlamadım bununla ilgili. Mesela Yemen'in e, Yemen'deki Ensarullah hareketinin resmi yayın organı Elmanar. Elmanar'da da buna dair bir şey görmedim. Yahya Seri Yemen ordusunun sözcüsü. Onun tweetlerinde de, açıklamalarında da görmedim. Şu ana kadar e, iddiayı doğrulayan ya da yalanlayan herhangi bir şeye rastlamadım. Hmm. Şimdi e, tabii bu bilgi önemli ama bu bilgiyle ilgili olarak burada aslında güçlü bir istihbarata da ulaşabildiklerini husilerin gösteriyor. Ee, belki buradan devam etmek gerekiyor. Çünkü e, bir ihbar aldık değil mi Sayın Güçler? Buradan mı devam Şöyle, edelim? Şöyle yani bunlar tabii kendilerinin iddiası. Gerçekten alıp almadığını bilmiyoruz. Bence alabilmiş de değillerdir. Özellikle o gemi vurulması hadisesinden sonra olası bir beklerler bekliyorlardır. Yani hani e, doğal olarak bekliyorlardır. Çünkü her bir saldırıdan sonra ABD ve İsrail'in hmm. e, bir karşılık yapma ihtimali yüksek. E, zaten burada da ABD ve İngiliz uçaklarının saldırı yaptığını, husilere saldırı yaptığını. Dolayısıyla bekledikleri için de e, hani mevcut e, olağan e, yani bilinen yerlerin dışında bir yerde zaten bekliyorlardır. O yüzden hani bir istihbarat aldık lafını ben çok e, gerçekçi bulmuyorum. Peki. Yani zaten hazırlıklı oldukları için farklı bir noktada farklı. E, yani bilinmeyen ya da daha güvenilir bir noktaya liderlerini götürmüş olma ihtimalleri yüksek. yüksek.